Olur, çok güzel olur. Ama çikolatayı burada değil de VTR'de ikram edeceğim size. Tamam. Fındığı ile meşhur ilimiz neresidir? Sen daha iyi bilirsin. Ordu, Giresun. Evet, o bölge gerçekten fındığı ile meşhurdur. Biz de Giresun'a gittiğimizde öğrendik ki Giresun'un fındığıyla öyle bir çikolata yapılıyor ki, öyle muhteşem bir çikolata yapılıyor ki, ben de gittim yerinde inceledim o çikolatalar nasıl yapılıyor muhteşem fındıkla. Evet, Ordu demişiz. Ben Giresun'a da gittim ama orada şu anda ben şey oldum. 1-0 öne geçtin. Benim aklıma ilk Ordu geldi. Yok, Giresun fındığı da çok iyidir de Ordu'ya gitmiştik. Ordu'daki fındığı ve orada Ordu Belediyesi'nin katkılarıyla o Ordu fındığı çikolata haline getiriliyor. Ama gerçekten müthiş. Bütün o dünya çikolata devlerine rakip olabilecek şekilde çikolatalar. O derece. Vallahi çok güzeldi. Ben aldım, eve götürdüm, yedim ya. Ama Giresun değil, Ordu. Gidelim Ordu'ya, ondan sonra buradayız. Bu lezzetin sırrı doğal yöntemlerde. Bu lezzet fındıktan mı geliyor, Ordu fındığından mı geliyor? Bu lezzetin sırrı Karadeniz'in fındık bahçelerinde. Allah! Alişan Ordu'da çikolata yapımını öğrendi. Birbirinden leziz çikolatalar yedi. Çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Alişan, dünyanın en zengin fındık bahçelerinin bulunduğu Karadeniz bölgesinin Ordu ilinde çikolata fabrikasını ziyaret etti. Evet, Alişan'la Hayata Gülümse izleyicileri, Ordu'yu geziyoruz. Ordu'nun bütün yöresel lezzetlerini, bütün doğasını hemen hemen gezdik. Ama burada bir şey dikkatimizi çekti ki, burada Türkiye'nin belki de en lezzetli çikolataları üretiliyor. Gıda mühendisi Sevim Hanım bizlere bu lezzetin ayrıntılarını anlatıyor. Bu güzellik, bu lezzet fındıktan mı geliyor, Ordu fındığından mı geliyor? Yani çok büyük bir faktör Ordu fındığından geliyor. Çünkü biz bu projeyi zaten yaparken amacımız şuydu. Fındığı en tatlı, en nitelikli, en katma değeri yüksek ürüne nasıl çevirebiliriz? İşte meyve olarak fındık, çikolatanın meyvesi kakao çekirdeği, dünyanın en kaliteli kakao çekirdekleri Ekvator'un, dünyanın en kaliteli Ordu fındıklarıyla birleştirip gerçekten çok güzel, çok lezzetli çikolatalar yapmak fikriyle çıkan bir proje bu. Bu çikolataların lezzet sırrı geleneksel yöntemlerde saklı. Fındığı çok doğru tekniklerle kavuruyoruz. Bu çok önemli. Doğru kavurmak, babaannelerimizin kavurduğu usullerle, hiçbir sanayi faktörü olmadan kavurmak, doğru soğutmak ve belli bir süreyi, o optimum süreyi yakalayarak direkt ürün içerisinde kullanmak. En doğal, en tabii haliyle, evet, yani her şey. Evet. Yani şu anda öyle bir yerdeyiz ki, öyle bir koku geliyor ki burnuma. Hani şurada çikolata şelaleleri gibi bu çikolata makinalarında, evet. Devamlı böyle bir çikolata şeyi var. Suyu akıyor, öyle suyu. Çikolata. Yani elimi şöyle daldırıp, bence daldır. Her tarafını sürmek geliyor içinde. Evet. Çok güzel kokuyor. Bir bardak alabilirim değil mi? Tabii ki buyurun. Bozmayız çikolatayı. Hangisi daha güzel? Hangisi de balıdır? Bana göre ben bu. Ben sütlüden yanayım. Ben sütlü. Bitter seviyorum. Bu? Bu bitter. Bu bitter. Ben sütlü seviyorum. Öyle mi? Bu biraz daha şekerlidir. Bu biraz daha şekersizdir. Hiç fark etmez. Ama bu biraz daha acıdır. Daha yoğundur çikolata şeyi, kakao oranı. Ben bunu oranı. İstiyorum. Buyurun lütfen. Ben bunu istiyorum. Şöyle azıcık bir şey yapmak ben istiyorum. Içine. Tamam. Allah. Bardağa çikolata koydum. Böyle bir şey var mı? Çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Kuru meyvelerle karıştırıp yemek. Mesela çilek şeyi, fındık. Oo, bu acayip bir şey yani. Şöyle bir bakın. Oo, çilek ne? Çok iyi. Alişan hemen kalıp çikolata yapmak için kolları sıvıyor ama ilk olarak Bahar Hanım'dan nasıl yapıldığını öğreniyor. Sonra fazladan alıyorsun. Titretiyorsun. Evet Alişan, sıra sende.
yeterli. Böyle değil mi? Evet. Kenarlarını sıyıralım. Evet. Şimdi süsleyelim. Ben en çok fındıklı seviyorsun. Fındıklı seviyor mu? Tamam. Biraz da şundan. Krep kırığı, o Fransız bisküvisi. Şuraya da Antep fıstığı yapalım. Çilek de koyayım mı? Bence koyun. Çileği ben böyle çekiyorum. Çok az. Biraz ekşi çünkü değil mi? Ha, evet. Tamamdır. Şimdi... Bunları şimdi -10 derecelik dolaba gitmek zorunda. Bu içerisindeki kakao yağının kristalize olması gerekiyor. Şoklanması için soğutucu dolapta yarım saat bekleyen çikolata daha sonra kalıplardan çıkarılıyor. Alişan'ın hazırladığı çikolata dolapta beklerken biz daha önce bekleyen çikolatanın kalıptan nasıl çıktığını öğreniyoruz. Bunu ilk önce buz kalıbı gibi bir şey yaptık, sonra şöyle bakın yavaşça çıkartıyoruz ve bu misket limonlu mesela. Bu misket limonlu. Evet, bu inanılmaz lezzetli bir çikolata. Bakkaldan aldığımız çikolatalara benziyor. Evet, az önce içeride Sevim Hanım'la böyle en basit haliyle bir çikolata meydana getirdik. Evet. Şimdi burada neler yapılıyor, nasıl modeller, ne gibi ürünler var? Evet. Onları göstermeye geldik size. Bu kakao çekirdeği, Ekvador'da yetişiyor. Türkiye'de daha çok bu direkt ham madde bu üründen üretilmiyor. Direkt kakao yağından ya da kakao tozundan üretiliyor. Bizde direkt Ekvador'dan kakao çekirdekleri geliyor. Sonra biz bunu içeride kavuruyoruz tesislerimizde. Ondan sonra zarına attırıp küçük nips dediğimiz küçük parçacıklara bölüyoruz. Ya bu işleniyor, bu hale geliyor. Aynen. Bu iki katı ürün içeride melanjör dediğimiz, tamamen hiç metal aksan yok, tamamen granit taşlar, mermer taşlar doğal ortamlarda. Yani bizim çikolatamızın lezzetini veren aslında hiçbir şekilde rahatsızlık da olmamasının sebebi doğal taşlarda üretiyor olmamız. Bu kakao yağının içerisine kurutulmuş çilek koyarsanız çilekli çikolatalar oluyor. Kakao yağının içerisine portakal kurusu koyarsanız portakallı çikolata oluyor. Bunun içerisine kakao tozu koyarsanız normal bildiğiniz çikolata oluyor. Dediğiniz gibi hayal gücünüze kalmış ondan sonrası. Aynen öyle. Ne koyarsanız. Evet. Çok güzel ürünler.